SSK Genel Müdürü oldu. İnsanları hastane kapılarında süründürdü. Emekliyi, işçiyi, çalışanı inim inim inletti. Ve eğer hasta ölüyse rehin aldı. Rehini aldı. CHP'de milletvekili oldu. Rahmetli Deniz Baykal'ı sırtından bıçakladı. Genel başkan oldu. 11 yıldır CHP seçmenine gün yüzü göstermedi. Bu partiyi köken ve mezhep fanatiklerinin eline teslim etti. Hatırlarsanız 2019 seçimleri öncesinde ne dedi? Namus sözü verdi. Daha ilk ay 15 bin belediye personelini işinden, aşından, ekmeğinden etti. Yıllardır hizmet bekleyen İzmirli'ye tek bir faydası, tek bir hayrı dokunmadı. Diğer belediyelerinde bırakın yeni yatırım yapmayı, mevcut çalışmaları dahi yürütmedi. Gazi Mustafa Kemal'in partisini marjinallerin, cumhuriyet düşmanlarının, şimdi buraya dikkat, LGBT savunucularının, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı bir mandacı muhipler cemiyetine çevirdi. AK Parti'ye LGBT giremez. MHP'ye giremez. Cumhur İttifakı'na giremez. Ama CHP LGBT'ci mi? Evet. İYİ Parti LGBT'ci mi? Evet. HDP LGBT'ci mi? Evet. Diğerleri hayır diyebiliyor mu? Öyleyse tutmadığı sözlerin hesabını vermek yerine sağa sola ne diyor? Sana söz. Ya sen hangi sözü tuttun ki sana söz diyorsun? Yalanla, dolanla, palavrayla ve takiyeyle benim milletimi kandıracağını zannediyor. Londra'daki tefecilerden ayarladım dediği 300 milyar doların olmadığını bizzat kendi ittifak ortağı ikrar etti. Bir ara depremzede kardeşlerimizin acısını istismar etmeyi denedi. Sonra depremi de, deprem bölgesinin yolunu da unuttu. Her gün konuşuyor. Olur olmaz her konuda yorum yapıyor. Ama bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Açıkla dedik. Mecliste kapalı kapılar ardında ne yaptın? Ne konuştun? Ne görüştün? Söyle. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle ne konuştuğunu söylemiyor. İHA'dan, SİHA'dan, Akıncı'dan, Anka'dan, TCG Anadolu gemisinden, Milli Muharip uçağımız Kaan'dan niçin rahatsız olduğunu açıklamıyor. Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Gemli'ye gidip TOG'un fabrikasını ziyaret etmediğini söylemiyor. LGBT niçin arka çıktığını, Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğunu söylemiyor. Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu söylemiyor. Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın. Hakkı söylemesin. Biz onun kimlerle ne işler çevirdiğini, bebek katillerine ne sözler verdiğini, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiğini çok iyi biliyoruz. Bay Bay Kemal ve ortakları ne yaparsa yapsın, biz bugüne kadar sadece eser ve icraat siyaseti yaptık. Sizlere hizmet sevdamızdan asla geri adım atmadık. Çok çalıştık. Çok mücadele ettik. Çok çaba harcadık. Şehirlerimizin ne noksanı, sıkıntısı varsa biz çözüme kavuşturduk. Yılların altyapı, üst yapı eksikliklerini hamdolsun biz giderdik. Bu anlayışla Samsun'a
Ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 92 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Yatak sayısı 900 olan şehir hastanemizi bu yıl tamamlıyoruz. Tokeyli ile Samsun'da 10.634 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi de ilk evimle 4.450 yeni konut, ilk iş yerimle 100 iş yeri inşa ediyor. İlk arsamla altyapısı hazır, 5.000 arsa veriyoruz. Millet bahçelerimizden 3'ünü hizmete aldık. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada Ladik Taşova yolunu, Çarşamba Taşova yolu ile Toptepe güzergahındaki eksikleri bu yıl tamamlıyoruz. Samsun Bafra yolu, Samsun Çevre yolu ve Terme Ünye Fatsa yolundaki onarımları seneye bitiriyoruz. Hızlı tren hattının ilk etabını oluşturan Kırıkkale Çorum arasındaki projeyi yatırım programına aldık. Tarım ve ormanda Asarcık, Salı Pazarı ve Vezir Köprü Doluca barajlarının yapımına devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Samsun'da 605 bin dekar tarım arazisini sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 2 milyar lira zirai gelir artış sağladık. Yapımı devam eden 5 sulama tesisimizde 221 bin dekar tarım arazisini daha sulayacağız. Samsunlu çiftçilerimize 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide Yaka Kent Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Ayrıca mevcut 2 organize sanayi bölgemizi de genişletiyoruz. Sanayi ve teknolojide Yaka Kent Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Samsun'da 1,5 milyar dolar ihracat oluşturacak Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin kuruluşu tamamlandı. Yeni organize sanayi bölgesi için ilave yer tahsisini de gerçekleştirdik. Tüm bu yatırımlarımız şehrimize ve sanayicilerimize hayırlı olsun. Enerjide 348 bin doğalgaz abonesi olan Samsun ve 15 ilçesini doğalgaza kavuşturduk. Önümüzdeki süreçte Salı Pazarına da doğalgaz getiriyoruz. Allah ömür, milletimiz de yetki verdikçe sizin için çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Tüm bu yatırımların devamı noktasında 14 Mayıs çok önemli. Önümüzde sadece 10 gün kaldı. 10 gün sonra sandıklardayız. Ülkemiz ve geleceğimiz adına çok mühim bir karar vereceğiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı sahneye davet ediyoruz. Mayıs'ta